Merkez ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz bypass ve şeker hastalığı. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mahmut Akyıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Konuşacağız ama önce bir telefon numaralarımızı verelim. Bypass ve şeker hastalığı ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 480 06 67 ve 63. Mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr ve Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com/poliklinik.tvnet adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi bypass'ı konuşacağız. Ama özellikle burada biraz şeker hastalığına girmek istiyorum. Aslında bir anlamda kalp ve damar hastalıklarını oluşturan bir takım etkenler var. İsterseniz öncelikle çok kısaca bir ondan bahsedelim ve bunun içine tabii ki şeker hastalığı da yer alıyor. Sonra şeker hastalığına geçeriz. Evet. Koroner kalp hastalığı, evet. Kalbi besleyen damarların tıkanmasına diyoruz. Damarlar tıkanınca kalp yeteri derecede oksijen ve besin maddelerini almayınca bir takım problemler ortaya çıkıyor. Bunun risk faktörleri, majör risk faktörleri değiştireceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz. Değiştiremeyeceğimiz risk faktörlerini biliyoruz. Yaşla birlikte artıyor, cinsiyet olayı etkiliyor ve ailemizde kalp hastalığı varsa biz de aday oluyoruz. Bunlar değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri. Ama bir de bizim elimizde olan değiştirebileceğimiz risk faktörleri var ki bunların en başında şeker hastalığı geliyor. Kanında kolesterol miktarının yüksek olması, sigara içiyor olmamız ve yüksek tansiyon değiştirebileceğimiz majör risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi şekere öncelikle bir geçelim mi? Nedir bu şeker dediğimiz şey? Herkes kullanıyor. Artık çok fazla da şeker hastası var. Biraz bir de şekerin biraz tarihçesine de aslında şeker istiyorum. Tabii ki dahiliyecilerin uzmanı, benim uzmanlık alanım değil ama tabii ki damarları direkt ilgilendirdiği için bizi de çok yakından ilgilendiren bir durum. Ve cerrah olarak da ameliyat ettiğimiz hastaların büyük bir bölümü şeker hastası olması dolayısıyla sürekli olarak şeker ve damarlara baktığımız zaman hastalara sen şeker hastası mısın diye ilk bir soru. Çünkü hastanın damarlarını incelediğin zaman koroner kalp damarlarını oradaki düzensizliğin damarın boydan boya tutmasından damarın yapısından hastanın şeker olup olmadığını %50 ve daha fazla oranda tahmin edebiliyoruz. Böyle olunca da şeker çok önemli bir risk faktörü. Ve hastalığın şikayetlerini gizlemesi nedeniyle de önemli bir risk faktörü. Çünkü siz eğer şeker hastasıysanız kalbinizin yarısını kalp kriziyle kaybetseniz bile hiçbir şikayetiniz olmayabiliyor. Anlamıyor muyuz? Kesinlikle. Çünkü şeker ne yapıyor? Özellikle bacaklarda olduğu gibi sinir uçlarını dezensitize, duyarsız hale getiriyor. Şeker hastalarının kalp damarı tıkalı olsa bile hani diyoruz ya yürürken göğsünüzde ağrı olur, sıkışma olur, baskı olur. Şeker hastaları bunların bir tür şikayetleri duymayabilir. Daha çok işte halsizlik, yorgunluk, bitkinlik şeklinde veya kriz geçirirse de sessiz iskemi dediğimiz şekilde kriz geçiriyor. Onun için şeker hastalığı gerçekten yanında diğer hastalıkları da getirmesiyle birlikte çok önemli bir hastalık. Çok ciddi alınması gereken bir hastalık. Peki vücudumuzun şekere ihtiyacı var mı yoksa aslında bir anlamda dışarıdan ala ala mı bir alışkanlık yarattık vücutta? Şimdi şöyle şeker dediğimiz zaman glikoz kandaki glikozun yükselmesine şeker diyoruz. İnsan beyni besin maddesi olarak bir tek şeker kullanır, glikoz kullanır. Onun dışında hiçbir besin maddesi kullanmaz. Kalp öyle değil ama kalp kanda ne bulursa onu kullanır. Kalp yemekten sonra şeker kullanır. Kana bakıyor ne yüksek şeker. Şeker kullanıyor. Şeker tükendi diyelim düştü. Ne var? Yağ asitleri var. Onu kullanır. O da azaldı. Ne var? Keton var. Onu. Onu da yok. Amino asit. Ne bulursa kullanır. Ama peki hangisini kullanması gerekiyor? Böyle bir özellik var mı? Beynin özelliği tabii ki öncelik besin maddesi olarak glikoz. Şeker olarak biliniyor. Ama şunu söyleyebilirim ki besin maddeleri ister karbonhidrat tüketelim. İsterseniz protein tüketelim, isterseniz yağ tüketelim, enerji maddesi olarak kullanabilmesi için bunların hepsi şekere dönüşebiliyor. Burada önemli olan metabolizma alım esnasında bedenin yaşadığı problem önemli. Şimdi şunu söyleyeyim,
besin maddeleri insanın beslenmesi için %15-20 yağ, işte 25-30 protein, %50 karbonhidrat alması gerekiyor sindirim esnasında. Bunları aldıktan sonra tüketime dönüştürürken kendi içerisinde hepsini glikoz yapıyor. Glikoz nedir? Glikoz, şeker, vücudun en önemli besin maddesidir. Bu vücudun hücrenin içine giriyor, insülin alıyor şekeri, kandaki şekeri, hücrenin içine götürüyor, bırakıyor. Al bunu diyor, kendine ne kadar diyor ATP enerji lazımsa yap diyor. Şimdi neden şeker şeker diyoruz, şeker hastalığı evet. diyoruz? Şimdi burada önemli olan şey şu, problem nereden başlıyor? Şimdi problem esas şuradan başlıyor. Biz insanlar yiyeceklerin şeklini değiştirerek, vücuda zararlı hale getirerek kendimizi şeker hastası yapıyoruz. Nasıl oluyor bu? Şimdi bir, iki tane durum vardır. İki tane şeker tipi vardır. Bir, doğuştan sizin pankreasınız insülin salgılamıyorsa doğuştan şeker hastası oluyorsunuz. Evet. Bunu vücudu yerine koymak zorundasınız. Eksik olan insülini yerine koymak zorundasınız. Buna ne diyoruz? Tip 1 diyabet diyoruz. Burada yapacak bir şey var mı? Yok. Bu kader, kısmet. Yani bu senin herhangi bir nedenle senin talihsizliğin. Yapacak hiçbir şey yok. Ama eğer böyle bir hasta isen bile bu konuda kişi, çocuk, ergen neyse bilinçlenmeli. Yani kendi kendinin doktoru olmalı. İkinci tip dediğimiz tip 2 diyabeti biz yaratıyoruz. Şeker hastalığının ortaya çıkmasına, ha başka nedenler de var mı? Vardır. Kalıtımsal nedenler olabilir, ailesel nedenler olabilir. Ama biz aslında biraz tetikliyoruz. En önemli nedenler tetikliyor. Nasıl yapıyoruz? Onu konuşalım. Peki onu konuşalım. Ben aslında biraz tarihine de girmek istiyorum. Oralar, şeker nasıl kullanılmış başta? Şimdi aslında yiyecekler bildiğin gibi doğal alıyla tüketilmesi evet. gerekiyor. Şeker nedir? Şeker pancarının üzerindeki mineraller, vitaminler, antioksidanlar hepsi rafine edilir, uzaklaştırılır, özü bırakılır, özü kullanılmaya. Neden? Çok tatlıdır. Direkt şekerdir. Yani şeker duygusal açlığımızı gidermek için elimize attığımız ilk besin maddesidir. İnsanlar psikolojik olarak sürekli olarak onunla yakın temasta bulunurlar. Neden? Çünkü şeker, ünlü bir beslenme uzmanı şöyle der. Şekerin kokainden farkı der, ucuz, yasal ve etkisinin kısa süreli olmasıdır. Evet. Tarihçesine gidersek, şimdi koroner kalp hastalığı arttı, şeker hastalığı, bak 100 yılın öncesine gittiğiniz zaman koroner kalp hastalığının, şeker hastalığının, kanserin, diyabetin bu kadar sık görülmediği ortaya çıkıyor. Ve araştırmacılar son 100 yılda ne değişti ki bu kadar hastalıklar sıklaşmaya başladı. Teknoloji gelişiyor, tıp gelişiyor, bilim gelişiyor, hekimler, bizler kendimizi upgrade ederek gidiyoruz. Ama nedense bir bakıyorsun dünyada ölümlerin en başında birinci sırada koroner kalp hastalığı, evet. ikinci sırada diyabete bağlı hastalıklar, işte felçler, gözün, böbreğin, diğer yandan bakıyorsun kanserler. Neden? Ve bunu araştırırken bir bakıyorlar ki şeker 1400 yıllarında o kadar az imal edilirmiş ki rafine denilen şeker. Şeker derken şunu kastediyoruz. Özünü, rafine şekerden bahsediyoruz. O zamanlar o kadar az imal edilirmiş ki yarım kilo şekerin fiyatı bir işçinin yıllık maaşının denk düşüyormuş. O kadar pahalı. O zamanlar rafine insanlar kullanıyor. Rafine de oradan geliyor. Rafine İngiltere'de aristokratlar kullanıyormuş ve bu biraz önce bahsettiğim hastalıklar bu insanlara daha sık görülüyormuş. Şeker hastalığı, kalp hastalığı. Daha sonra 1700'de o zamanlar buruna insanlar tarafından kokain diye çekiliyormuş. Çekiliyormuş aslında şeker, evet. 1400'lü yıllarda buruna çekiliyormuş. Ne zamanki son yüzyıla geldiğimizde, ne zamanki şeker ucuzladı, herkes ulaşabildi ve herkes yaygınlaştı toplumda kullanımı, bu hastalıkların artışında ciddi şekilde oranlar artışlıyor. Ve bir dönem bildiğim kadarıyla o aristokrat kesimde aslında yasaklanıyor. Şeker. Çünkü orada bir takım rahatsızlıklar çıkmaya başlayınca ondan sonra ucuz bir dönem evet, yasaklanıyor. Çünkü bir yapılan araştırmalarda evet. görülüyor ki beslenme farklılığını onlarda bu hastalıklar kanser, şeker hastalığı, tip diyabet, kalp hastalığı ve bir dönem yasaklanıyor. Ama daha sonradan neticede şunu her zaman söylüyorum yani bir yerde rant varsa orada hile de olabilir. Onun için ben her zaman insanların bilinçli olmasını öneriyorum. Yani bir bakıyorsun reklamlar, bir bakıyorsun, bir bakıyorsun bir şey de bakıyorsun. Tatlı bir şey yiyeceğiz ya da şekerli bir şey yiyeceğiz. Aslında
Olay şu, Kanadalı bir araştırmacı şey yapıyor, araştırma yapıyor. Yani neden şeker hastalığı bu kadar yaygınlaşıyor? Ülkemize baktığımız zaman 5 milyon insanın şeker hastası olduğunu görüyoruz. Şeker gerçekten çok ciddi bir problem ve sinsi bir şekilde sizi içten içe kemiriyor. Yani şöyle düşünün, sabah kalkıyorsunuz kulağınız yok. Bir bakıyorsunuz, yani fare nasıl uf diyerek yiyorsa bir bakıyorsunuz, yani sessiz bir şekilde damarlarınız, böbrek damarlarınız gidiyor, diyalize gidiyorsunuz. Bütün damar yapısını bozuyor aslında, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hep neden kalbi konuşuyoruz? Çünkü kalp insanın motoru. Yani öncelikle orası ve ölümler oradan kaynaklandığı için oraya gidiyoruz. Ama şeker yalnız kalp damarlarına değil. İnsan hücrenin olduğu her yerde damar vardır ve tüm sistemi etkiliyor. Beyin damarlarımızı, kalp damarlarımızı, böbrek damarlarımızı, bacak damarlarımızı. Onun için... Peki hiç mi yememiz gerekiyor ya da ne şekilde yememiz gerekiyor? Ne şekilde yememiz gerekiyor? Şimdi burada şuna geliyoruz. Şimdi glisemik endeks denilen Kanada'da bir araştırmacı bir şey buluyor. Glisemik endeks şudur. Bir besin maddesi ağızdan yenildikten sonra kan şekeri ne kadar hızlı bir şekilde yükseltiyorsa o kadar zararlı. Şimdi bizim yapmış olduğumuz şey şeker yemeyeceğiz değil. Besinleri zararlı hale getirerek tüketiyoruz. Rafine şeker haline getirerek tüketiyoruz. Peki nasıl tüketeceğiz? Aslında şeker pancarı değil. Şimdi buğday. Buğday aslında nedir? Buğday dediğin zaman tam tahıl. Siz bunu gidip işlediğiniz zaman içerisine katkı maddesi koymasanız da işlediğiniz zaman onun kabuğundaki, yüzeyindeki bütün vitaminleri, mineralleri, antioksidanları ve fitokimyasalları ve lifleri yok ediyorsunuz. Bütün bunlar sindirimin yavaşlamasını, sindirim esnasındaki gerekli vitamin desteğini sağlıyor. Yani bir şeye uyuşturucu denmesi için, uyuşturucu denmesinin de bir kriteri vardır. Sizin bedeninize hiçbir şey katmadığı gibi bedeninizden zararlı bir şeyler alıp götürüyorsa, örneğin C vitamini tüketimini artırıyorsa biz buna uyuşturucu diyoruz. Şimdi diyor ki şekerin, yani rafine edilmiş şekerin kokainden farkı ucuz, yasal ve etkisinin kısa süreli olmasıdır. Neden? Bağımlılık yapıyor. Ne yapıyor? Bir süre sonra siz ona alışıyorsunuz. Direkt ne kadar rafine edilmiş şekerler tüketirseniz olay şu. Ağızdan alınıyor ve hızlı bir şekilde kana karışıyor. Kana karıştıktan sonra kan şekeri ne oluyor? Hızlı bir şekilde yükseliyor. Pankreas cevap olarak ne yapıyor? İnsülin salgılıyor. Onu düşürmek için. Evet. Bu sürekli olarak devam ettiğinde bir anda pankreas hızlı bir şekilde insülin salgılıyor. Şeker düşüyor. Tekrar açlık hissediyorsunuz. Tekrar yeme gereği hissediyor. Tekrar şekeriniz yükseliyor. Bir kısa döngüye giriyor. Kesinlikle. Aslında. Yani şu. 200'de gidiyorsunuz otobanda. Bir gaza basıyorsunuz. Bir frene basıyorsunuz. Bir gaza ne yapıyorsun? Arabanın rot balans sistemini mahvediyorsun. Bir süre sonra pankreas diyor ki artık ben yoruldum. Daha fazla bu işi yapamayacağım. Ve ne yapıyor? İnsülin şeyi düşüyor, rezistansı gelişiyor. O zaman ne yapıyorsun? Şekerin başlangıcı ortaya çıkıyor. Ondan sonra uyarıcı haplarla başlıyorsun. Bir süre uyarmaya çalışıyorsun. Bir süre de böyle gidiyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun? Ondan sonra insüline geçiyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Bu bir kısır döngü başladıktan sonra vücut dışarıdan almış olduğu yiyecekleri kullanamadığı için kanda şeker yüksek. Ama insülin yok onu taşıyabilmesi için. O zaman aldığı yiyecekleri yağ olarak depolamaya başlıyor. Yağ olarak, yani vücudun depo kaynağı yağdır. Ondan sonra ne yersen ye onu yağ olarak depolamaya. Nereye? Göbeğimizde, kalçamızda, damarlarımızda kilo almaya başlıyoruz. Metabolik sendrom dediğimiz işte toplumda çok sık artan ve koroner kalp hastalığının, şeker hastalığının, işte tümörlerin ortaya çıkmasının temel nedeni olan metabolik sendromun başlangıcı ortaya çıkıyor. İnsülin rezistansı ve metabolik sendrom. Ve aslında burada bir anlamda şeker kendisiyle birlikte başka rahatsızlıkları da getirmiş oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ne oluyor? Peki buradan biraz bypass'a geçelim mi? Biraz bypass'ı konuşmak istiyorum. Şimdi hep şunu duyarız. Şeker hastalarını bypass yapmak biraz daha tehlikeli, biraz daha riskli. Diğer kişilere göre biraz daha fazla riskli olduğu söylenir. Hele üstüne bir de mesela işte tansiyon, kolesterol, bir takım başka şeyler eklendiyse ya da mesela hasta sigara içiyorsa. Gerçekten diğer hastalara göre biraz daha sıkıntılı mı? Yani hep işte damarlar çok harap olduğu için bir cerrah açısından zordur derler. Şimdi aslında biz oradaki damarları çıkartıp yerine yenisini takmıyoruz. Damarlar üzerine bypass yapıyoruz. Şekerin özelliği damarı boydan boya tahrip ediyor difüz bir şekilde. Evet. Yani bölgesel olarak değil. Mesela genellikle eğer bir insan şeker hastası değilse damarın çıkış yerinde ve genellikle çatal bölgelerinde darlıklar oluyor. Bizim bypass yapacağımız alan temiz bir alan oluyor.
Ama şeker hastalarında damarda yaygın olarak hastalığın ortaya çıktığını görüyoruz. Ve böyle olunca da sen temiz bir alanda bypass alanı bulamıyorsun. Ve damarı boydan boya tutuyor. Böyle olunca da akımı çok net olmuyor. Ve genellikle bunlar daha çok işte kilolu hasta grubunu oluşturuyor. Spor yapmayan hasta grubunu oluşturuyor. Damarlar ince, özellikle bayanlarda ince oluyor. Hem bypass zor, hem de daha sonraki dönemde damarların açık kalma oranı da diğer hasta grubuna nazaran daha az, daha sıkıntılı oluyor. Peki devam edeceğiz Ayşe Hanım hattımızda. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Efendim ben bu ara biraz kalbimden falan bir rahatsızlığım vardı. Tahliller yapıldı. Beni dahiliyeciye gönderdiler. Orada da tahlillerim yapıldı. Birçok tahliller yapıldı. Tekrar kardiyoloğumun şeyinde, randevusunda gittiğimde yapılan tahlillerin sonucunda şeker hastası olduğumu söylediler. Evet. Şimdi ben bunun için tekrar bir doktora görünmem gerekiyormuş. Evet. İç hastalıklarına gidin dediler. Evet. Şimdi sizin de kanalda görünce bir fikrinizi almak istedim efendim. Anladım. Peki bu arada bir de yaşınızı öğrenelim mi Ayşe Hanım? Efendim? Yaşınızı öğrenelim mi? Yaşım 66. 66. Peki çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tabii ki işte baştan da söyledik, şeker dahiliyeci iç hastalıklarının uzmanlık alanına giriyor. Benim söyleyeceğim şu, eğer bir insan şeker hastası olmamak önemli. Yani tip 2 diyabet dediğimiz insülin rezistansını bir şekilde kendimiz yaratıyoruz. Nasıl yaratıyoruz? Burada en önemli faktörler, yiyeceklerimize çok dikkat etmeliyiz. Yani neticede besinlerimizle yaratıyoruz. Onun için mümkünse yiyecekleri rafine edilmemiş yiyecekler olarak tercih etmeliyiz. Yani yeşil meyve sebzenin ağırlıkta olduğu, tam tahıl yani beyaz şekerin, beyaz unun ve unlu mamulların, beyaz pirincin, beyaz makarnanın diyetimizden uzaklaştırmalıyız. Bunlar glisemik endeksi yüksek yiyecekler. Zaten başlangıcı da bunlar oluşuyor. Ve böyle olunca da bu gıdaların tüketimi yaygınlaştıkça şeker hastalığının görme sıklığı da yaşa bağlı olarak düşüyor. Ve sayısı da sıklık olarak artıyor. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Düzenli egzersiz yapmanın faydaları şeker hastaları için özellikle fiziksel olarak, ruhsal olarak rahatlatıyor sizi. Enerji tüketiminizi artırıyor, kan yağlarını azaltıyor, insülin direncini azaltıyor. Kendinize, özgüveninizi, özdeğeriniz, özsaygınız, yani önemli sayılamayacak kadar faydaları var. Eğer birlikte yediğin diyetinle birlikte egzersiz yaparsanız, bence şeker hastası olsanız bile onun önüne geçebilirsiniz. Burada olmazsa olmazımız diyetimize dikkat etmeliyiz. Yani insanlar ben yiyeyim ama hap alayım, insülin kullanayım, şunu yapayım. Bunun yerine yani yemeğin değil, her şeyi yiyin ama doğal şekilde tüketin. Beyaz bulgur yerine, beyaz pirinç yerine esmer pirinç veya bulgur kullanabilirsiniz. Beyaz rafine edelim. Biraz değiştireceğiz aslında. Kesinlikle. Ya tam buğday kullanabilirsin. Şunu söyleyebilirim. Eğer bir tam buğdayla rafine buğday arasında %90 fark var. Oradaki mineral oranı, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, yani vücuttaki bütün yararlı elementlerin %90'ı uzaklaştırılmış. Üzerindeki liflerin %90'ı uzaklaştırılmış. Antioksidan, antikanserojen elementler, lifler uzaklaştırılmış. Çünkü onun belirli bir sindire, doğanın yani yaratıcının yaratmış olduğu doğal bedene uygun bir sistemi vardır. Siz onu alt üst ediyorsunuz. Ondan sonra yukarıdan veriyorsun, aşağıdan bütün sistemi biz bozuyoruz. Evet. Onun için yani sofralarımızda yeşilin, meyvenin ve sebzenin ağırlığını çok çok artırmalıyız. Peki şimdi burada mesela Ayşe Hanım 66 yaşında aslında yediğinin işine dikkat ederse yani şimdi tip 2 diyabette tabii ki meslektaşlarımız dahil onlar bilir ama diyetine çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki eğer bununla olmazsa düzenli egzersiz yapmak ve stres yönetimiyle şekerini kontrol altına almaya çalışabilir. Ama buna rağmen tabii ki yüksekse meslektaşımız ona bir ilaç başlayabilir. Ama bu ortaya çıkmasında bu söylediklerim çok önemli bir etken. Peki devam edeceğiz. Yani kendi doktoruyla tabii ki bir dahiliyecinin kontrolü altında ama benim söyleyeceğim şu. Yani direkt bir ayda bir veya 3 ayda bir doktor kontrolünden öte insanların bu konuda kendisinin uzman olması gerekiyor.
Yani kendisi araştırmalı, bakmalı, ne yemeli, ne içmeli, yiyecek nedir, glisemik endeks nedir, hangisininki yüksektir, hangisininki düşüktür. Yani bunları kendisi öğrenerek bilinçlenirse bence bu sorunu kendisi bile çözebilir diye düşünüyorum. Peki, Metin Bey attığımızda. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İyi günler. İyi günler, dinliyoruz sizi. Ben şeker düşmenin yani Metin Bey çok net anlayamadık, sesinizi alamıyoruz. Duyabiliyor musunuz beni şimdi? Evet, duyuyorum. Tamam, buyurun dinliyoruz. Şimdi şekerin şeker mi? Şeker Bey, düşüklüğünün belirtilerini mi soruyorsunuz? Şimdi hattımızda galiba bir sorun oldu. Peki şöyle yapalım. Metin Bey bir daha sizi hattımıza alacağız. Arkadaşlarımız bağlantıyı sağlayacaklar. Bir izleyicimiz daha var galiba hattımızda. Mehmet Bey hattımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey siz beni duyabiliyor musunuz? Evet. İlkan mı? Buyurun dinliyoruz evet. Mehmet Bey sizi. Ya doktor Bey bir sorun var da benim. Buyurun. Ben bir bypass geçirdim. 51 yaşındayım. Evet. İki damarım tıkalıydı. Evet. Onu da bypass yaptılar doktor Bey. Evet. Şimdi öbür damarın da açılması için bu başka bir ilaç alabilir miyiz? Yani bu doğal ilaç satıyorlar. Bunlar ne kadar faydalı, ne kadar... Ne ilacı dediniz? Şu televizyonlarda anlatılan, reklamı yapılan mı? Alternatif evet, ilaçlar mı? Evet, evet. Evet. Geçmiş olsun. Mehmet Bey çok geçmiş olsun, hemen konuşacağız. Şimdi, evet, ilginç bir konuya değinmiş oldum. İlginç bir konuya değindi. Evet, ne diyorsunuz bu ilaçlar için? Ya da konuşmak vallahi ister misiniz, istemez misiniz? İsterim, konuşmak isterim. Yani ben şunu söylüyorum. Benim inandığım şey şu. Hiçbir zaman alternatif tıbba karşı olmadım. Ama evet. Biraz önce ne söylemiştim? Rant olan her yerde hile de vardır diyorum. Onun için bir maddenin ne olduğu çok iyi bilinmeden... bununla ilgili araştırmalar yapılmadan, neden sonuç ilişkileri ortaya konulmadan, yani çıkıp bir insan ben bir şey buldum al sana bunu, yani bütün dünya Amerika'da her sene 500 milyar dolar koroner kalp hastalığını önlemek için harcamalar yapılıyor. Bizim ülkemizde yapılıyor, orada yapılıyor, ilaçlar konusunda yani bütün moleküller, bitkiler, kimyasal maddeler üzerine araştırmalar yapılıyor. Bir sürü milyonlarca insanlar üzerine bunların testleri yapılıyor. Yani bir ilacın piyasaya çıkması için o kadar çok aşamalardan, merhalelerden geçiyor ki. Bir tane uyanık çıkıyor, ben bir şey buldum, işte al sana kanserojen. Birisi çıkıyor, bir şey buldum. Yani bunlar belki doğru olabilir. Yani bir bitkinin, her şeyin, bir domatesin içinde 10 bin tane antioksidan var. İnsanoğlunun bildiği antioksidan sayısı şu anda 10 bin. Yani sen oradan çekip bir tane yarabı al bunu kullan şunu, yani böyle bir şey. Yani bence bunlara insanların çok fazla bilimsel olarak sonuçları ortaya konmamış şeylere çok fazla riayet etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ha zararlı mı, bitkisel mi? Zararsızsa, seni rahatlatacaksa kullan, ama ne olduğunu bilmeden yani kullanmak çok da doğru değil aslında. Bulmuyorum. Yani benim inancım şudur, bilimsel olarak ispatlanmış. Yani burada yapılması gereken şeyler hepsi ortada. Yani doğal besleneceksin. Spor yapacaksın düzenli olarak. Sen yaşamında bir şeyler kötüye gidiyor. İnsan durup dururken, kalp hastası durup dururken, senin anatomin, fizyonomin hasta olmak üzere programlanmış bir yapıya sahip değilsin ki. Sen demek ki hayatında bir şeyler kötüye gidiyor ki hastalanıyorsun. Düzenli spor yapmıyorsun, sağlıksız besleniyorsun, sağlıksız besinler tüketiyorsun, sağlıksız şekilde pişiriyorsun, sağlıksız şekilde yiyorsun. Tabii pişirme de aslında burada çok, çok önemli. Çok önemli tabii. Bir de yiyecekler nereden geldiğini biliyor musun? Yani neticede bugün biliyorsun yiyecek maddelerinin geniyle oynanıyor, hormonlarla şişiriliyor. O hayvanın etini sütünü yediğin hayvanlar sağlıklı mı? Eskiden bu insanlar meralarda hayvanlar dolaşırdı. Şimdi küçük laboratuvarlar hayvanları oluşturdular. Ucuz tahıl, ucuz antibiyotik, hormonla et, süt, yumurta geliyor. Yani sen bir ne yaptığını bir düşün, bir geriye git, bir geçmişine bak. Hep geriye dönüyoruz. Taş devri diyeti diyor. Bak popüler. Her akşam anlatılıyor. Yiyecekleri doğal halıyla tüketin. Mümkünse.
yeşil, meyve, sebze, ama salata, bal, maydanoz. Çok zor. Geçenlerde mesela ben hemen söyleyeyim bir organik şey yeri gösteriyor. Bir pazar yeri gösteriyor. Yani normalde aldığınız yani işte mutfak masrafınız. İnsan bilinçli olursa doğruyu bulabilir. Önemli olan bir de bilmek. Yanlış yaptığını bilirsen bunu da bu. Gidiyorsun markete, gidiyorsun pazara. Orada ne kadar şekilli, üstüne boyanın boya sıkılmış onu seçip alıyorsun. Şekilsiz doğal olanlara da bakmıyor insanlar. Markete gidiyoruz, manava gidiyoruz. Hep şeye bakıyorsun yani. Tabii daha böyle göze hitap eden şeylere bakıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu böyle sağlıklı beslenme adında yeni sektörler de oluştu. Mesela geçen gün televizyonda haberlerde veriyor. Bir organik yerden bahsediliyor işte pazardan. Tamam çok güzel herkes oradan gidip alsın ama şimdi normalde işte 200 liraysa 200 TL ise mutfak masrafınız oradan aldığında 3 katı. Şimdi millet bir de ekmeği zor buluyor. Nasıl gidip oradan alacak? Ne kadar etik ve etik, doğru olduğunu o da ayrı tartışılır. Peki o çok beklettim izleyicilerimizi. Değil mi? Peki. Konuşacağız onları da. Ahmet Bey attığımız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın biraz beklettik sizi. Dinliyoruz. Buyurun. Şimdi benim tahlillerimde açlık ve tokluk şekeri olarak adlandırılıyor. Evet. Tokluk şekerim 157 çıktı. Evet. Açken de 85. Glukoz bu. Evet. Daha sonra da hemogram herhalde HMG. O da 7 olarak çıktı. Hemoglobin A1C evet. Şimdi tabii yarım ilaç kullanıyorum sabah ve akşam. Kaç kilosunuz? 94 kiloyum. Kaç yaşındasınız? 38. 38 yaşındasınız. Peki diyetinize, yediğinize, içtiğinize dikkat ediyor musunuz? Tabii daha önce dikkat etmiyorduk. Şimdi ediyorsunuz. Ediyoruz. Peki bir dahiliyeci şeker uzmanının kontrolü altında mısınız? Evet şu anda ilaca başladık. İlaca başladınız. Evet. Peki sigara içiyor musunuz? Sigara kullanıyoruz evet. Peki ailenizde kalp hastalığı var mı? Anne, baba, kardeş, birinci derecede yakınlarınızda kalp hastalığı var mı? Yok sadece dayımda şeker hastalığı var. Evet geçmiş olsun. Şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii ki şeker diyabetçilerin şeker iç hastalıklarının konusuna giriyor. Ama benim önerim öncelikle kilonuz normalden fazla. Biraz önce metabolik sendrom dedik. Evet. Metabolik sendrom nedir diye sorarsam metabolik sendrom yani pankreasın yorgun düşmüş olması. Ağızdan alınan şekerli miktar yiyeceklerin miktarı arttıkça pankreas bir süre sonra yorgun düşüyor. Kanda şeker miktarı yükseliyor. O zaman ne yapıyoruz? Ya pankreası uyarıyorsun haplarda. Biraz daha insülin, biraz daha. Ama artık yani yorulmuş, bitmiş veya insülin vermeye başlıyoruz. Bunun önüne geçmenin en önemli etkenlerinden birisi yine söyledik. Diyet ön plana çıkıyor ve ikinci egzersiz yapmak. Bu beyefendi çok genç bir beyefendi. 34 yaşında. 38. 38 yaşında. Ve çok genç yaştasınız ve ömür boyu şeker doktoruyla, şeker haplarıyla, şekerle yaşamak yerine sıkı bir diyet, sağlıklı beslenme. Bu diyetin adı sağlıklı beslenmedir. Onu ye, bunu ye değildir kesinlikle. Sıkı bir sağlıklı beslenme programına geçerek her gün düzenli olarak 45 dakika, 1 saat spor yaparak stres varsa stres yönetimi konusunda, kişisel gelişim, motivasyon konusunda kendinizi eğiterek bence 6 ay, 1 yılda en geç buradan kurtulabilirsiniz isterseniz. Yoksa ilerleyen yıllarda? Yani şu anda hap. Şu anda tek hap kullanacaksınız beyefendi. Bir süre sonra o da yetmeyecek ama ikinci bir hap ilavesi gelecek. Bir süre sonra doktorunuz diyecek artık bunlar yeterli gelmiyor, insüline geçiyorum diyecek. Bu süreç sizin elinizde olmadan vücudun yağlanmasını artırıyor. Şeker, metabolik sendrom dediğimiz olgu kan yağlarının oranını artırıyor. Faydalı olan kolesterolünüz düşüyor, trigliseridiniz yükseliyor. Bu iç organlardaki biriken yağlar da daha çok damarlarda birikmeye başlayacaktır. 40 yaşına, 50 yaşınıza geldiğiniz zaman al sana bir koroner kalp hastası. Onun için özellikle bu süreç bana göre çocukluk yaşında başlamalı. Geçen bir programda izledik. Çocuk hastalıkları metabolizma bölüm başkanı evet. Ahmet Aydın Bey. Çocukluk yaşında görülen şeker hastalığının sayısının arttığını ve yaşında çok daha tip 2 diyabetin düştüğünü söylüyor. Bu tamamen beslenme ile ilgili. Kesinlikle. Yani beslenme ile fast foodlar, yediğimiz etler, yediğimiz bir de yağlar. Tatları da çok güzel tabii doğal olarak. Ha, biraz önce dedin ne yapacağız dedin ama en azından bilerek. Peki telefon hattımız izleyicilerimiz var. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun dinliyoruz sizi ama programın sonuna doğru geliyorum. Hattımızda bir izleyicimiz daha bekliyor. Onun için çok kısaca alalım sorunuzu.
ben de şeker hastasıyım. Şeker var, kolesterol var. Ben 57 yaşındayım. Şu anda hap kullanıyorum. Glofur diye bir hap kullanıyorum. İlaç ismi vermeyelim. Olur mu? Efendim? İlaç ismi vermeyelim Kemal Bey. Sadece hap kullanıyorum. Evet. Bende kolesterol var, şeker var. Şekerimin aile kimi tarafından kontrol altında damacım. Benim kolesterolüm çıkıyor. Ben hangi şekerden uzatılmalıyım? Hangi neden? Hangi şekerden mi? Evet, şekerden, kolesterolden. Anladım. Geçmiş olsun. Kemal Bey, çok geçmiş olsun. Şimdi Kemal Bey, genel olarak çok kısaca cevaplayalım hocam. İsterseniz bir soruyu da alalım. Tamam, peki öyle yapalım. Doğan Bey altımıza. Doğan Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben bir şey konuda görüşmek istiyorum da. Tabii, buyurun. Buyurun. Bugün doktora gittim ben. Şekerim 210 çıktı. Evet. Bunun yüksek bir ağız şey olmasını öğrenmek istedik. Yani nelere faydalanmamız gerektiğini, diyet olarak ne yapmamız gerekiyor. Evet. Onları öğrenmek istedik. Peki. Geçmiş çok olsun. Geçmiş olsun. Genel olarak tabii sorular daha çok beslenmeyle ilgili geliyor. Daha çok beslenmeyle evet. ilgili isterseniz bir daha özet yapayım. Tabii çok kısaca yapalım. Sonra çalışan kalpte bypass'ı da soracağım. Rafine edilmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerektiğini söylüyorum. Rafine edilmiş demek yani üzerindeki özü ortaya çıkartılarak damağınıza hitap ediyor. Rafine edilmiş demek besin değeri yok edilmiş, kalori değeri maksimum, besin değeri sıfır. Şekerin besin değeri sıfırdır. Kalori değeri 100 üzerinden 100'dür. Yeşil meyve sebzelerin besin değeri 100 üzerinden 100'dür. Kalori değeri, içerisinde mineral, vitamin, antioksidan, protein, karbonhidrat yani neticede yiyeceğimizi bir piramit olarak düşünürseniz özellikle şeker hastalarını piramidin tabanını yeşil ve meyve sebzeler oluşturmalı. Üstünde tam tahıl. Tam tahıl dediğimiz zaman gerçek buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi yiyecekler. Mümkünse bunu kendiniz öğüterek veya bildiğiniz bir yerden alırsanız çok daha iyi. Daha da üstte tam tahıl, bakla, giller, nohut, bezelye, mercimek. Bizim beyaz unu ve unlu mamulları, hamur, börek, çörek, tatlı, pasta gibi yiyecekler. Bunlar bağımlılık yapıcı ve besin değeri düşük, kalori değeri çok yüksek. Diyabete, prediyabete hazırlayan en önemli neden bunlar. Bunlardan beyaz pirinç, uzak durmamız gerekiyor. Beyaz makarna, beyaz un ve unlu mamulları ve beyaz şeker kesinlikle uzak durma. Hayır, tüketmeyin değil, tüketin. Ama şunu söylüyorum. Mümkünse bilinçli olun ve doğal halıyla tüketin. Ve mümkünse yiyecekleri doğal halıyla, doğadaki halıyla, yeşil meyve sebzeleri yarısını buharda pişmiş, yarısını çiğ halıyla tüketin. Yani sıkı bir diye, hani et, süt, yumurta, protein kadar. Zaten sebzelerin, yeşil meyve sebzelerindeki protein, %50'si protein, geri kalanın yarısı ya yarısı karbonhidrat. Peki, şunu da... Bunun yanında bir de egzersizi, buna düzenli olarak egzersizi ilave edebilirseniz, her gün düzenli olarak yarım saat 45 dakika egzersiz yapabilirseniz ben şunu söyleyebilirim ki yani %80 %90 hem koroner kalp hastalığı riskini hem şeker hastalığı riskini hem de tümoral hastalıklar riskini azaltmış olursunuz. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Siz çalışan kalpte de bypass yapıyorsunuz. Şeker hastalığında da bu yapılabiliyor mu? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Evet, şeker hastalığında zorlanıyoruz. Ben kalbi durdurmadan bypass yapıyoruz. Bak burada da çalışan kalbe biz yine şeye döndük, taş devrine. İlk baştan da bypass çalışan yapılırken yapılıyordu. Sonradan kalbi durdurarak duran kalpte daha rahat yapılmaya başladı. Ama kalp akciğer makinesinin yan etkilerini gördükçe işte karaciğer yetmezliği, böbrek, beyinde işte embolik pıhtı atması, kalp yetmezliği olanlarda o zaman aslında tek damardan başlayarak şu anda bütün damarlara çalışan kalpte bypass yapıyoruz ama böbrek şeker hastalığına daha da zorlanıyoruz. Neden? Çünkü bazen çok uzun açman gerekebiliyor. Bazen damar çok düzensiz oluyor. Bazen çok plaklı oluyor, kireçli oluyor. İşimiz çok daha zor oluyor ama tabii ki bu seçim bizim her zaman yani orada hastaya en iyi şekilde minimum zararı vererek en uygun yöntemi nasıl uygularım konusunda tabii ki yiğit olarak düşünüyoruz. Önceliğimiz her zaman çalışan kalpte bypass'tır ama tabii ki bizim pomp perfüzyon yani kalp akciğer makinamız her zaman apartta hazır bekler. Yani herhangi bir sıkıntı veya şey olduğu zaman ona bağlanabiliriz ama şunu diyebilirim. Son bir yıldır yani %99 oranında
tüm hastalara çalışan kalpte bypass yapabiliyoruz. Bu tabii daha avantajlı bir durum aslında sizin az önce. Bizim açımızdan şeye bağlı. Siz zaman içerisinde o hem ona ilgi duyup yönelmen hem de senin tecrüben, bir ikincisi de tabii ki kullanmış olduğumuz alet erdevatta da ciddi gelişmeler oluyor. Artık istediğimiz aleti yaptırabiliyoruz, yaptırıyoruz, elde ediyoruz. Kullandığın enstrümanlar yanında sendeki bilgi, birikim ve beceri çok önemli. Evet. Yani bir yerde peki, durmuştur. Doktor açısından daha sıkıntılı değil midir normalde aslında? Yani ben öyle bilirim değil mi? Hangisi? Bizim açımızdan daha sıkıntılı. Ama şunu söyleyebilirim ki hasta kan kullanmıyor. Hasta yoğun bakımda solunum cihazında evet. Kalış süresi 2 saate düşüyor. Hastanın yoğun bakımda kalış süresi azalıyor. Hasta serviste 1 hafta kalırken 3 gün kalıyor. Hastanın beyin fonksiyonları, işte zihinsel fonksiyonları, nörolojik fonksiyonları, böbrek fonksiyonları. Bizim hep hastalar şeker hastası, tansiyon hastası, akciğer, KOAH hastası, böbrek hastası. Yani sağlam insanı kalp yalnız damarları, kalp damarları tıkalı değil ki. Bunların çoğunun bacak damarları tıkalı. Birçok yerde damar, sıkıntı tabii, var. Tabii yaygın hasta. Ve sen bir tarafı onarayım derken bir taraftan problemle yüzle gelebilirsin. Onun için hastayı yani bir böbrek, karaciğer gibi düşünme. Global olarak bakıp bir yeri onarırken diğer tarafa zarar verebilirsin. Bu da o zaman hasta ben getirdim diyor, işte sana sapsağlam adam verdim. Nerede? Onun için yani hekim olarak biz hem kendimizi geliştirmeli, yenilemeliyiz. Ama bir de çok pratik ve çok yönlü düşünmek zorundasın. Peki, çok keyifli bir programdı. Çabuk bitti. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar sizi ağırlarız. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, yarın yeni bir poliklinik programında görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.